Merhaba gençler, fonksiyon dersimize devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzda. Şöyle bir ifade kullanmış. Diyor ki, bir fonksiyonun tanım kümesi ve değer kümesi yazılmış, görüntü kümesi. Diyor ki arkadaş, bir fonksiyonun tanım kümesi içerisinde reel sayılardan eksi d bölü c gibi bir ifade çıkarılmış. Çıkarılan bir ifade söz konusu. Biliyoruz ki biz bir fonksiyonun paydasını, bir kesrin paydasını sıfır yapan ifadenin ne olduğunu burada x yalnız bırakırsak eksi d bölü c gibi bir ifade olduğunu biliyoruz. Demek ki bu ifade paydayı tanımsız sıfır yapıyorsa, kesri tanımsız hale getiriyorsa tanım kümesinden mutlaka ve mutlaka atılmalı. Dikkat edin, kimin paydasını sıfır yaptı? Öyleyse bu ifademiz kimi? Fx fonksiyonunu tanımsız yapar. Fx'i tanımsız yaptı. Peki. Bizim değer kümemiz neydi? Görüntü kümesi. Değer kümesi. Değer kümesi. Buralar x ise tanım kümesi. X'ler ise değer kümesi sonuçlardı. Öyle değil mi? Sonuçlarımız görüntüler. Öyleyse sonuçlarımızdan geri dönüş neydi? Ters fonksiyondu. Birebir ve örten bir fonksiyon olduğunu düşünerek bu fonksiyonun tersini yazarsak. Neydi bu ifademizin tersi? Yazalım. F'in tersinde. Buraya da biraz daha yukarı yazayım ben. Fonksiyonumuzun tersini alırsak. F fonksiyonun tersi. Kesirli bir ifadenin tersi neydi? D ile A. Yer ve işaret değiştirecekse. Eksi dx artı b bölü cx eksi a. Verilen ifademizin paydasını sıfır yapan, yani ifademizi tanımsız yapan değerimiz ne olacak? X eşittir a bölü c ifadesi olacakmış. Öyleyse görüntü değer kümemizde çıkarılan a bölü c ifadesi, reel sayılardan çıkarılan a bölü c ifadesi de fonksiyonumuzun tersini tanımsız yapan ifadeymiş. Fonksiyonun tersini, f tersi de x'i tanımsız yapıyor. Tanımsız yapar. Öyleyse karşımıza gelen şöyle bir ifade varsa, sorumuz, şöyle bir soru karşımıza gelirse. F fonksiyonu reel sayılardan eksi 3 çıkardık tanım kümesi. Reel sayılardan 1'i çıkardık görüntü kümesi. 3 ifademiz fx fonksiyonunu tanımsız yapan ifade. 1 sayısı da f fonksiyonunun tersini tanımsız yapan ifadeymiş diyoruz. Öyleyse karşımızda bir fx gibi bir ifade varsa, ilk önce bunu f fonksiyonunda x yerine 3 yazdığımızda paydayı tanımsız yapan ifade buymuş. Yerine yazıyoruz, x yerine 3 yazarsak 3 n a eksi 6'nın 0 olduğunu biliyormuşuz. N değerini buradan 3 olarak, pardon düzeltiyorum, n değerini 2 olarak bulmuş oluyoruz. Nedir? Kimmiş diyoruz. Devam edelim. İfademizin tersini alırsak, bu fonksiyonun tersini elde edersek, onu da kırmızıyla şöyle yazalım. Fonksiyonumuzun tersini elde edelim. Fonksiyonumuzun tersini yazarsak, f fonksiyonun tersinde neydi ifademiz? Kesirli bir ifade varsa, mx artı 5 bölü nx eksi 6 gibi. Yukarıda m sayısıyla aşağıda eksi 6 sayısı işaret ve yer değiştirecekti. Yer değiştirirlerse 6x artı 5 bölü nx eksi m değerini elde etmiş oluyoruz. Burada n değerinin 2 olduğunu zaten bulmuştuk. 2x eksi m ifadesinin f'in tersini tanımsız yapan sayı ise 1'di. X yerine 1 yazarsak 2 çarpı 1 eksi m eşittir paydada kullanıyoruz. 0 gelecekti. M sayısı da buradan ne gelecekmiş? M sayısı da 2 değerini verecekmiş. M1, N2, M2. Öyleyse toplamının 4 olduğu bulunmuş oluyor. Devam edelim. Uygun şartlarda fonksiyonu, fx fonksiyonu için. Öyleyse 4. madde olarak bunu söyleyebiliriz. İfademize 4. madde. Fonksiyonun tersini bulurken 1, İçerideki dışarı 2, x yalnız bırakılacaktı. 3, kesir varsa katsayılar yer değiştiriyordu. Peki, bir fonksiyonun içerisi kalabalıksa, içi kalabalık olduğunda neler yapmalıyız?
İçinin tersini x yerine yazmaktan bahsediyoruz. Diyoruz ki arkadaş burada x eksi 2 ifadesinin içinin tersini biz x gördüğümüz yere yazarsak içinin tersi diyorum. Pardon. İçinin tersi alınacak. İçinin tersi alınacak. X gördüğümüz yere fonksiyonda yazılacak. Peki x eksi, x eksi 2 ifadesinin tersi ne gelecek? Ona bakalım. Çekiyoruz. X eksi 2 ifadesine y dersek y eşittir. X eksi 2. X'i yalnız bıraktığımızda y artı 2 eşittir x. Öyleyse içeriye yazılması gereken artık y yerine x kullanıyoruz. Tam tersi durumla x yerine de y'nin tersini elde etmiş olduk. İçerideki ifadenin tersini elde etmiş olduk diyoruz. X gördüğümüz yere x artı 2 ifadesini kullanırsak fonksiyonun normal değerini fx değerini elde etmiş olacağız. X yerine aynen burada da x gördüğümüz yere x artı 2 yazarsak x artı 2 eksi 2 eşittir. Diğer tarafta da eşitinde de x artı 2 yazıyoruz. 3 çarpı x artı 2 artı 5 bölü 2 çarpı x artı 2 pardon ifadesinde fx eşittir ne gelmiş olacak? Fx eşittir 3x artı 6 3x artı 6 5 de artı 11 aşağıda 2x artı 4 eksi 4'ten 3x artı 11 bölü 2x şeklinde fonksiyonun sonucunu bulmuş olacağız diyoruz. Neymiş ifademiz? Tekrar ediyoruz. Bir fonksiyonda içi ne kadar kalabalık olursa olsun içinin tersi x görünen yere yazıldığında fx fonksiyonu elde edilmiş oluyormuş diyoruz. Devam edelim. Gel gelelim bileşke fonksiyon. Bileşke fonksiyonda neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Diyoruz ki f a kümesinden b kümesine tanımlanmış. G fonksiyonu da b kümesinden c kümesine. Yani f fonksiyonu 3 küme yazarsak a kümesi, b kümesi, c kümesi şeklinde. A kümesinden b kümesine giden işlevimize f fonksiyonu, b kümesinden de c kümesine giden işlevimize g fonksiyonu dersek. Öyleyse f fonksiyonumuzun tanım kümesi a, x'ler, b görüntü kümesi b, fx'ler olmuş oluyor. Peki g fonksiyonumuzun tanım kümesi fx'ler. G fonksiyonumuzun tanım kümesi fx'ler, görüntü kümesi de gx'ler olmuş oluyor. Biz ne yapmış olduk? Burada ifademizi f fonksiyonun içerisine x ifadesini yerleştirmiş olduk. Yani g'ye ifademiz, g fonksiyon ifadesi tanım kümesinin içerisine fx'ler yerleştirilecek. G fonksiyonu. Öyleyse g içerisinde fx olarak yazılmış oluyor. G bileşke fx olarak da. Arada yuvarlakla da gösteriliyor. Yani temel mantığımız g bileşke fx ifadesinin karşılığı g içerisinde fx olarak söylenebiliyor. G bileşke fx fonksiyonumuzun tanım kümesi a kümesi ilk başlangıcımız. Görüntü kümesi de c kümesi olmuş olacak diyoruz. Devam edelim. Peki. Bileşke fonksiyonları nasıl işleme tabi tutuyoruz? Gördüğümüz f yuvarlak gx ifadesini pek beğenmiyoruz. Biz bu ifadeyi f içerisinde gx olarak yani fonksiyonlarda ilk öğrendiğimiz bir fonksiyonda değişken yerine farklı bir şeyler yazmanın, fonksiyon içerisinde ifadeler kullanmanın durumunu konuşuyoruz. Bu ne demek olmuş oldu? F fonksiyonun içerisine gx ifadesinin komple alınıp yazılması anlamına gelmiş olacak. Öyleyse bunu x gördüğümüz yere 4x artı 4 ifadesinin yazılması olarak kullanacağız. Ne gelecek? 3 çarpı gx fonksiyonunun eşitte 4x artı 4 eksi 1 dersek. Bu da eşittir.
3'ü dağıtırsak 12x artı 12 eksi 1'den artı 11 olarak bileşke fonksiyonumuzu f bileşke gx'i elde etmiş oluyoruz. Devam edelim. Diyor ki f bileşke gx fonksiyonu elde ediniz. Yani f'in içerisine g fonksiyonunu götür, x gördüğün her yere yaz anlamına geliyor. Öyleyse gx fonksiyonunu alacağız, x gördüğümüz her yere yazacağız. Dikkat edin, işin kolayına da kaçabilirsin. Sırasıyla x yerine x eksi 1'in karesi artı 2 çarpı x eksi 1 artı 1 de yazabiliriz. Veyahut dikkat ederseniz fx fonksiyonu x artı 1'in karesi gelmiş. Götürüp f fonksiyonunda x gördüğümüz yere bu ifadeyi yazarsak f içerisinde gx ifademiz aslında parantez x yerine x eksi 1 artı 1'in karesi dersek x kare ifademizi elde etmiş oluruz. Devam edelim. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlı. F içerisinde F içerisinde F1. Yani bu ifadeyi şöyle kullanabiliyoruz. Diyoruz ki tek tek her bir fonksiyonumuzu F içerisinde yuvarlakları normal fonksiyona dönüştürüyoruz. F içerisinde F1 şekline dönüştürmüş oluyoruz. İçeriden dışarıya doğru hesap yaparsak sırasıyla farklı renklerle F1 değerinin bulunmasını istiyoruz ilk önce. F1 değeri fonksiyonda F1 değerini hesaplarsak F1 değeri x yerine 1 yazdık. 3, 1'miş. Tekrar 1 geldi. Öyleyse devam edelim. F içerisinde F1 oluşmuş oluyor. F1 değerini zaten bulmuştuk. 1. O da eşittir F1. O da 1'di diyoruz. Devam edelim. Soru 17. Diyor ki fx eşittir x kare eksi x artı 2 gx fonksiyonu parçalı olarak x 3'lerden büyük ise 3x eksi 2 x 3'ten küçük sayılar ise x kare eksi 1 fonksiyonunu kullan diyor. Bizim ifademiz g içerisinde f3 yani g içerisinde f3 artı f bileşke g dediğimiz şey f içerisinde de G2'nin hesaplanmasıydı. Sırasıyla bunları hesaplarsak F3 değerinin ne olduğunu bulabiliyoruz. F fonksiyonunda x yerine 3 yazarsak 9, 6, 2 daha 8. G2 değerinin G fonksiyonunda x değerleri 2'den, 3'den küçük ise bu satırı kullan demiştik. 2 kullanacağız, 2 yazacağız. Öyle değil mi? 2 bu satıra kullanılacakmış. 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 1 çıkar. 3. Öyleyse elde edeceğimiz ifade g fonksiyonunda 8 artı f fonksiyonunda 3 değerine tekabül edecek. G fonksiyonunda 8 için g parçalı fonksiyonunda kullanacağımız sayılar 8 sayısı. Değerler 3'ten büyükse bu satır. Birinci satırı kullan. 3'ten küçükse ikinci satırı kullan demiştim. 8 sayımızda birinci satıra yerleştirirsek bunun sonucu 3 çarpı 8 eksi 2 artı f fonksiyonunda 3 değeri de x gördüğümüz yere 3 yazarsak zaten bulmuştuk bunu da o da eşittir 24, 22 9, 6, 8 yani 30 değerini elde etmiş oluyoruz. Akabinde diğer sorumuza bakalım. F bileşke G2 ifadesi sorulmuş. Yani bizden F içerisinde G2 değerinin kaç olduğu sorulmuş. İlk önce içeriden G2 ifadesinin sonucunu bulmak istiyoruz. G fonksiyonunda x de içine 2 yapabilmek için. X yerine 3 kullanıyoruz. Öyleyse G fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 kullanırsak G2 eşittir. 9, 9 gitti 2. Öyleyse burası 2 ise bize sorulan ifadenin f içerisinde 2 değeri nedir de olmuş oldu. X gördüğümüz yere 0 yazarsak f2 x gördüğümüz yere 0 kullanıyoruz. F2 değerinin de eksi 3 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bileşke fonksiyonun özelliklerinden bahsedersek
Diyoruz ki G bileşke F eşit değildir. F bileşke is. İstisnalar vardır diyoruz. F ve G fonksiyonları birbirine eşit olduğunda eşit olabiliyorlar. Bir fonksiyonun kendisiyle tersinin bileşkesi. Tersiyle kendisinin bileşkesiyle birim fonksiyon elde edilir. Yani şöyle düşünürsek F bileşke, F tersi. F'in tersi diye düşünürsek x, bu da eşittir. F fonksiyonu tersini düşünecek, kala kala x ifadesi yani birim fonksiyon elimizde kalacak diyoruz. Birim fonksiyonla bir fonksiyonun bileşkesi yine fonksiyonun kendisi. Bileşke fonksiyonun tersi mühim bir özellik. Ezberini unutmayın lütfen. Onu tekrar yazalım. Bir fonksiyonun bileşkesinin parantez tersinden bahsediyorsa diyeceğiz ki arkadaş fonksiyonları yer değiştir. Yer değiştir ve sırasıyla terslerini al anlamına gelecektir. Bunu da şöyle kullanabiliriz. G içerisinde, G'nin tersi içerisinde F'in ters fonksiyonu diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde bileşke iç içerisine geldi. En içeriden başlayarak dışarıya doğru tersinin yer değiştirilerek yazılması olmuş oluyor. Diğer bir özelliğimiz ilk iki fonksiyonumuzun bileşkesini veya son iki fonksiyonumuzun bileşkesini alıp ifadeyi kullanabiliyoruz. F A fonksiyonu eşittir G B ise. G fonksiyonunda F A eşitini. G'nin tersinde F A eşitini düşünürsek. F A değeri zaten G fonksiyonunda B'ye tekabül ediyor. Sonucunu yazarsak G'nin tersinde G B olarak. Biz bir üstte demiştik ki fonksiyonun kendisi ve tersi birim fonksiyon elde ediyor. Tersi ve kendisi düşer. Sonuç B ifadesini getirmiş olur diyoruz. Yine bileşke fonksiyonumuzda sırasıyla G fonksiyonuyla tersi birbirine götüreceği için F fonksiyonu elde edebileceğini, F fonksiyonuyla tersinin birbirini götürebileceğini bildiğimiz için G ifadesini elde edeceğimizi görüyoruz. Sorular üzerinde bakarsak bir örnek sorumuza bakalım. Daha sonra devam edebiliriz. Sorumuza bakıyoruz. Diyor ki fx 2x artı 3 f bileşke gx ifadesi 6x artı 5 ise gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk önce yuvarlakları pek sevmiyorduk. Dönüştürelim demiştik. F içerisinde gx eşittir 6x artı 5 vermiş. Yani f fonksiyonunda içeriye gx ifadesini kullanırsak f fonksiyonun eşiti bize verilmiş mi? Evet verilmiş. F fonksiyonunu çekiyorum kenarda. F fonksiyonunda 2x artı 3 ifadesinde x gördüğümüz yere biz gx ifadesini kullanırsak dışarıda da gx yazabiliyor muyduk? Evet. Öyleyse ne gelmiş oldu? F içerisinde gx ifadesinin 2 çarpı gx artı 3 ifadesine eşit olduğunu biliyoruz. Dikkat! Bir önceki ifademizde f içerisinde gx'in 6x artı 5 olduğu son bulduğumuz ifadede f içerisinde gx'in de 2gx artı 3 olduğunu, bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu kullanabiliyoruz. Yani kısaca 2gx artı 3 ifadesinin 6x artı 5'e eşit olduğunu görüyoruz ki bize sorulan fx fonksiyonuydu. Gx fonksiyonuydu. Gx yalnız bırakılırsa buradan. Diğer tarafa atıyoruz. 2gx eşittir 6x artı 2. Her iki tarafı 2'ye bölersek sadeleştirdiğimizde gx fonksiyonunun 3x artı 1 olduğunu görüyoruz. Evet gençler, daha sonra sorularımıza devam etmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Ödevlerinizle ilgileniniz lütfen.